açıklamada bulunacağım. Hazırladım da onu da göreceğim. İşlamada şimdi aslında. Evet, onunla ilgili yargılama henüz başlamadı. Temel şart var, onun tam çaprazında gibi ya. Sanık öğretmen yaklaşık 2 yıl önce müvekkilin okul sınırları içerisinde kulağını çekerek yaralama eylemi gerçekleştirmiştir. Akabinde hukuki süreç başladı ve öğretmenden şikayetçi olundu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada kulak çekme eyleminin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek bir yaralama niteliğinde olduğu kanaatiyle TCK madde 86'ya 2 hükmü gereği basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Devamında biz bu karara itiraz ettik. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdik. Yerel mahkeme kararına itiraz ettik ve İstinaf Mahkemesi'ne gönderdik. İstinaf Mahkemesi'ne itirazlarımız arasında öğretmenin bu eylemin tedip sınırları içerisinde kalmadığını, yaralamanın sadece fiziksel etkilerinin nazara alındığını, müvekkil üzerinde psikolojik anlamda olumsuz etkilerinin devam ettiğini belirttik ve itirazlarımız haklı görüldü. Yerel mahkeme kararı kaldırıldı. Burada öğretmene 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize yönelik keyfi ve bilinçsiz bu uygulamaların son bulması adına İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı memnuniyet verici. Bu anlamda öğretmenlerimizde fazlasıyla sorumluluk düşmektedir. Bundan 2 yıl önce ben Kayseri'de işte çalışırken eşimden telefon geldi bana. Öğretmenin oğlumu dövdüğünü ve oğlumun okuldan kaçarak eve geldiğini söyledi. Hemen Bünyan'a geçtim, ilçemize. Eşimin yanına vardım, çocuğumun yanına vardım, okuldalar. Olayı sordum. Okul müdürünün yanına vardım. Hocam neyin nesi dedim, eşimden dedim. Çocuğumu darp ediyor ve eşime ağza alınmayacak derecede laflar sayıyor. Üstüne de git kralına şikayet et diyor. Biz bunun üstüne ben hemen ilçe milli eğitime gittim. Dilekçe yazdım, müdür beye verdim. Arkasına emniyete gittim, şikayet dilekçemi yazdım. Bünyan Devlet Hastanesi'ne sevk yaptılar adli vaka olarak. Bünyan Devlet Hastanesi geçici raporla bizi Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Buradaki muayenede psikiyatri doktoruna muayene olmamızı istediler. Psikiyatri doktoru çocuğumun ruh sağlığını bozulduğu yönünde bize tedavi söyledi ve ilaç verdiler. Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 seans gittik. Bu alemde biz adli sürece geçtik. Mahkemeye de çıktık. Aile ve Çocuk Politikalar Bakanlığı müdahil olduk. Oğlum o zaman Galatasaray altyapısında oynuyordu. Çocuğun futbolu bir anda uzaklaştı. Bünyan'daki yerel mahkememizde 6 ay basit yaralamaktan %50 artırımla 9 ay hapis cezası verdi. Sayın avukatımla beraber biz bölge İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Bölge İstinaf Mahkemesi de bizim şikayetimizi haklı buldu. Ve 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Yüce Türk Adaleti'ne bizim güvencimiz sonsuzdur. Biz insan olarak düşündüğümüz zaman keşke yapmasaydı. Küçük sonuçta 60 yaşında kendisi 8 yaşındaki çocuğu dövüyor. Zaten mahkeme dosyalarımızda da var. Kendisi mahkeme esnasında nöbetçi öğretmen olduğunu söyledi. Okuldan yazılar geldi. Nöbetçi öğretmen değil. Daha önceden zaten sabıkası olan bir insan. Suça meyilli bir insan. İstinaf Mahkemesi'nde de yazıyor zaten kararlarımızda. Suça meyilli bir insan bu. Ama bizim amacımız milli eğitim, öğretmen camiasını karalamak değil. Sadece bu insan çürük elma olmuş oluyor. Bizim bu insanlar gibi ülkemizi emanet ettiğimiz gençler, bu gibi insanlar bizim gençlerimizi öldürürler.